gibi huzuru ilahide Resulullah'ın etrafında toplanan kullardan olmayı cümlemize nasip eylesin. Allah'ın yarattığı en şerefli varlık insandır. Allah'ın yarattığı en değerli varlık insandır. Yani mükevvenatta ne varsa, ağaçlar, dağlar, taşlar, ovalar, bayırlar, ne varsa aklınıza, en değerli, en önemli, en ehemmiyetli olan varlık insandır. Öyle ki insanda 20 trilyon hücre var. Bir insanda 20 trilyon hücre var. 96 kilometre uzunluğunda kan damarı var. Günde 100 bin kere atarak sizin vücudunuzu temizleyen bir pompa var, kalp. 9000 litre kan pompalayan, 9000 litre kan pompalayan bir kalp var. 9000 litre kan pompalıyor. Dakikada sizin telefonlarınız dakikada kaç tane mesaj alır? Telefonlarınız. Dakikada 100.000 tane mesaj gönderen bir beyin var sizde. Dakikada 100.000 tane mesaj gönderiyor. 75 kilometre uzunluğunda sinir damarları var. Her gün 11.000 litre hava alan ve veren ciğerleriniz var. Her 5 dakikada vücudunuzun bütün kanını pompalayan, temizleyen böbreğiniz var. Bebekler dahil ha. Ve 230 tane kemik, 50.000 farklı kokuyu tanıyabilen burun, 50.000 farklı kokuyu tanıyabilen burun vermiş Allah, 10.000 farklı lezzeti algılayabilen dil vermiş Allah, dil, yüzlerce farklı frekansı tanıyabilen kulak vermiş Allah ve dünyada en fazla fotoğraf çekebilen bir göz vermiş Allah. Bütün bunları veren Allah bize, kendini daha iyi tanıyalım. Ve üstelik, bak bir sürü mini bebeler var. Hiçbiri birine benzemiyor. Hiçbiri birine benzemiyor. İki tane benim torunum var. Aynı yumurta, tek yumurta ikizi. Ama birbirlerinden o kadar farklı ki, tek yumurta ikizi ha, birbirlerinden de o kadar farklı. Bütün bunları dizayn eden Allah'a hamd olsun, Resulullah'a salat ve selam olsun. Hepiniz buraya hoş geldiniz inşallah. Programımıza başlamadan önce sizleri İstiklal Marşı'mızı okumaya davet ediyorum. Lütfen İstiklal Marşı bizim her şeyimizdir. Sizleri İstiklal Marşı okumaya, ayağa kalkmaya davet ediyorum. Yazmayı nasip etmesin. Mehmet Akif'e sormuşlar ki, biliyorsunuz Mehmet Akif Safahat diye bir kitabı var. Bütün şiirlerini ona toplamış. Ama Safahat'ta Mehmet Akif'in bütün şiirleri var. Ama bir tane şiir yok. Hangisi? İstiklal Marşı yok. Dediler ona ki, İstiklal Marşı'nı niye koymadın? Dedi ki, diğer bütün şiirler benimdir. İstiklal Marşı benim değildir. O milletimindir. Allah bu millete yeniden bir daha İstiklal Marşı yazmayı nasip etmesin. Geldiniz, hoş geldiniz. Niye öyle boş geldiniz? Davet ettik ne diye? Hani bize hediye? Durun, durun, kalkmayın. Şakayı
sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Hazreti Osman'la beraber bir yere giderken bir kabrin başına oturdu ve Resulullah ağlamaya başladı. Ağladı ağladı, gözlerinden yaşlar geldi. Aradan epey zaman geçti. Hazreti Osman da Resulullah yine o kabrin başına geldi. Bu sefer Hazreti Resulullah gülümsedi. Hazreti Osman sordu, ya Resulallah, hatırlar mısınız, daha önce bu kabrin başında ağlıyordunuz, şimdi niye gülümsediniz? Allah Resulü buyurdu ki, daha önce o kabrin başındayken o kabrin içinde yatan insan azap görüyor. Onun bir tane çocuğu büyüdü, gitti, büyüdü, gitti. Hani günümüz anlamıyla söyleyeyim, Kur'an kursuna gitti. Orada Bismillahirrahmanirrahim öğrendi. Babasının kabrine nur indi, o azap gitti, nura döndü. Bu yavrular bize bir ömür boyu hem dünyada bereket, hem ahirette saadet olacak inşallah. Resul'ün müştüsü o öncü nesil, geliyor müminler haberdar olsun. Allah'ın hükmünü yeniden hakim kılacak dünyaya müjdeler olsun. Hak'ta sebat eden tavizden uzak bir nesil geliyor mübarek olsun. Bu neslin eliyle beklenen şafak doğacak dünyaya mübarek olsun. Ahlaki Rabbani, yolu Rabbani. Rabbim nasip etsin bize Kur'an'ı. İnsanlık bekliyor umutla onu. Gelecek dünyaya müjdeler olsun. Şimdi geleceğimizi aydınlatacak olan cennet çiçeklerini, yavrularımızı anne ve babalarının isimleriyle size takdim edeyim. Esra ve Murat kızı, Hayrül Nisa Akaydı. Geliyorlar mı yoksa hep sonuna mı gelecek? Hepsi sonunda gelecek. Peki. Sündüs ve Harun kızı Hanne Esma Öztürk. Sündüs ve Harun kızı Meryem Sena Öztürk. Havva ve Sabit kızı Melisa Çolak. Sevgi ve Şenol kızı Zümra Halime Aslan. Zeynep ve Mehmet Akif kızı Emine Sağlam. Esen ve Başaroğlu Mahir Alemdağ. Fatma ve Ali oğlu Fatih Alper Saytaş. Kamiye ve İsmet oğlu Seyyid Hamza Özbakır. Mehtap ve Celal oğlu Kuzey Vural Akyüz. Özge ve Ufuk oğlu Yiğit Ali Çiçek. Sevilay ve Ömer oğlu Ömer Asaf Ata. Sema ve Müslüm oğlu Aziz Hamza Balcı. Zeynep ve Erdal oğlu Ahmet Okuya. Hadi buyurun bakalım. Oh,
20 gün bir ay önceydi. İstanbul'da yine böyle bir programı yaptık. Bahçeli Evler, Nedim Fazıl, Kısakürek Kültür Salonu'nda. Bir tane küçük çocuk çağırdım. Bir şey okuyacaktı. Ben onun yaşını 6 yaşında dedim. Yasin'den okuyacaktı. Geldi mikrofonu aldı. Selamun aleyküm. 6 yaşında değildim, 4 yaşındayım. Evet. Anne Esma. Allah Allah, sen ne okuyacaksın? Hadi bakalım. Allah Allah, gel bakayım, gel bakayım, gel bakayım. İstiklal Marşı mı okuyacaksın? Önceydi. Yine böyle bir programı sunmak için gelmiştim. Allah'ın 99 ismini bilmek biliyorum da sırayla bilmiyorum ben. Hala şu anda bile. Yani hani 99 ismi var ya. Velillahi esmaul husna. Şimdi onun sırayla biliyorum. El melik el kuddus es selam el mu'min el muhemin el aziz el cebbar el mutakabbir. Kur'an'dan biliyorum ama sırayla hepsini bilmiyorum. Ya bir tane talebe çıkarttım. Esma-ül Hüsna'yı okuyacak. Dedim eyvah sen hoca, eğer bir arada 45'te 50'de bir şaşırırsa, 55'te şaşırırsa 56.yı ben nasıl diyeceğim ona? Ben bilmiyorum ama ki peş peşe. Peygamberimize Miraç gecesinde verilen en güzel hediyelerden bir tanesi namazdır. Diğeri ise birçoklarınızın bildiği hani imamların yatsı namazından sonra müezzinlerin okuduğu neydi o? Yatsı namazından sonra imamlar bu vesileler okuyor ya, amin ya Resulüm. Şimdi Peygamberimize miras hediyesi olarak gönderilen Bakara suresinin son iki ayetini okumak üzere Meryem Sena Öztürk huzurlarınızda. Hem de Kur'an-ı Kerim'den okuyalım. Hadi bakalım. Allah'tan bunda yanlış okursa yani onu söyleyebilirim. Ve galu semena ve edana.
Bambu'nun oluşunu bilir misiniz? Bambu.
Ben bu Hindistan'da, Çin'de, o yörede ağırlıklı olarak Hindistan'da, uzak doğuda ekilen, biçilen bir ürün. Bambu birinci sene toprağa tohumu ekilir. Bambu. Sulanır. Birinci sene bambuda bir eser yok. Birinci sene. İkinci sene yine sulanır, bir eser yok. Üçüncü sene bambu yine sulanır, bir eser yok. Dördüncü sene yine sulanır, bir eser yok. Toprağın üstüne çıkmaz her dört senede. Beşinci sene sulanır. Toprağın üzerine çıkar ama kaç metre? 27 metre. Şimdi size bir şey sorabilir miyim? Bambu 5. senede mi 27 metreyi verir? Yoksa 5 sene içerisinde toprağın altında aldığı güç ve kuvvetle mi 27 metreye gelir? 5 sene içerisinde toprağın altında aldığı güç ve kuvvetle 27 metreye gelir. Bambu için Çinliler 5 sene bekler de yavrular için biz 3-5 sene eğitim versek az mıdır acaba? Bambuya 5 sene bekliyorlar. Bir bambuya. Çocuklara bakın bir şey söyleyeyim size. Allah size inandırsın. Bana günde yüzlerce telefon gelir. Şu an telefon kapalı. Az önce bir baktım 14 tane hala da arıyorlar. Bakın bir sürü arayan var böyle. İşte ayrılma aşamasına gelen de çocuğuyla problemi olan, babasıyla problemi olan falan filan. Bir şey söyleyeyim size Allah rızası için. Çevrenin durumu belli. Okullarımızın durumu belli. Hiç olmasa ailede çocuğumuza iyi bir eğitim verelim. Allah aşkına. Gerçekten. Yavrular bizim her şeyimizdir. Bir babanın evladına bırakabileceği en güzel miras, bir annenin evladına bırakabileceği en güzel miras, güzel ahlaktır, terbiyedir. Gerçekten. Mahkemeler dolu boşanma dosyalarıyla. Az önce birisi aradı Bursa'da. Dakikalarca dedim ki ya programa gideceğim ne olursun bırak. Hala ağlıyor. Oğlum böyle yaptı, kızım böyle yaptı. Kızım beni saymıyor, oğlum beni saymıyor. Bana da diyor ki gel Bursa'ya dairelerimi sana vereceğim ölene kadar. Benim öldükten sonra senin bu çocuklara bir şey bırakmak istemiyorum. Kızmış. Ben nasihat ediyorum olsun yine de sabrede düzelirler iyi olur falan filan. Ama ana diyor ana bana geçenlerde televizyonda bir adam aradı. Allah sizi inandırsın Gaziantep'ten aradı. Dedi ki 5 senedir oğlum beni gelip görmüş değil üstelik oğlum subay. Yani yavrularımızı güzel yetiştirelim. Onlar bizim her şey. Aha bu da ne ya Allah'ını sever. Ulan ne ediyorsunuz siz? Peygamber selamlama gösterisi için yavrularımız huzurlarımızda. Hadi bakalım. Thank you.
gel. Allah'ın için yapmışsın hatırlarım. Seni Allah'ın açısı doğum peygamber. Ben yavrularım hakikaten hepsi bu bölümde, hepsi öteki bölümlerde de ama bu bölümü o kadar güzel anlattılar ki, peygamberleri anlattılar. Ben not aldım. Sadece bir tanesinin bir sürü hakikaten bütün peygamberleri, bakın mesela İbrahim Aleyhisselam'ı anlattı bir tanesi, İsmail Aleyhisselam'ı anlattı, Yakup Aleyhisselam'ı, Yusuf Aleyhisselam'ı anlattı. Ben bir sonraki bölüme kadar yavrular yeni kostümlerini başka bölüm için o araya kadar size şey anlatayım. Allah Celle Celaluhu İbrahim Aleyhisselam'a emrediyor. Ya İbrahim, oğlunu kes. 95 yaşına ha? İbrahim Aleyhisselam 95 yaşında bebeği olmadı. Birinci hanımı Hazreti Sare'dir, bebeği olmadı. İkinci hanım Hazreti Hacer'dir, 95-97 yaşından sonra Hazreti İbrahim'in ikinci hanımı Hacer'den çocuk oldu. Kim? İsmail. Bu arada 102 yaşına geldi, birinci hanım Sare'den de çocuk oldu. 102 yaşında Hazreti İbrahim. Birinci hanımdan da çocuk oldu. Birinci hanımla ikinci hanımların arasında problem çıkınca Hazreti Allah Hazreti İbrahim'e al ikinci hanım Hacer, oğlun İsmail'i hicret et. Olay nerede oluyor? Olay Filistin'de oluyor. Hazreti İbrahim Hazreti İsmail'i alıyor, hanımı Hazreti Hacer'i alıyor, Beytullah'a getiriyor ama Beytullah yok, Zemzem yok, Beytullah yıkılmış, tufandan yıkılmış. Ve aradan zaman geçiyor, sonra vaat etmişti ya İbrahim, ya Rabbi bana bir evlat verirsen onu sana kurban ederim diye. Hazreti İbrahim rüyasına görüyor ki vaadını yerine getir. Hazreti İbrahim oğlu İsmail'i kesecek. İsmail'i bıçağa yatırdı. Kesmek için ne gerekir? Bıçak. Bıçak insan keser mi? Keser. Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail'i bıçağa yatırdı. Bir çekti, kesmedi. Bir daha çekti, kesmedi. Niye biliyor musunuz? Orada iki tane emir vardı. Biri İbrahim'a, ey İbrahim oğlunu kes. İkinci bir emir daha vardı, bıçağa. Ey bıçak kulun İsmail'i kesme. Ateşe atıldı İbrahim. Ateşin özelliği nedir? Yakmak. Yakmadı İbrahim ateşi. Niye? Çünkü orada iki emir vardı. Biri ateşe, Allah dedi ki, Allah buyurdu ki ateşe, ey ateş, Kur'an-ı Kerim, berden ve selamen. Ey ateş, kuni naren berden ve selamen. O kulum İbrahim'a selametli ol. Çocuk ne güzel yaptı. Ateş döndü hemen gül oldu değil mi? O çocuk yaptı, ne kadar güzel yaptı. Gerçekten Allah bizi korusun ve muhafaza eylesin diyorum. Bu arada bakayım işte tamam mı? Ne diyeyim? Tamam mı hocam? Ümmetin üstüne titreyen sensin. Müjdeci, uyaran, gel diyen sensin. Kulunu Allah'a sevdiren sensin. Gecemi gündüze çeviren sensin. Ey Allah'ın şahidi, yüzünü göster. Kul şehadetinle tanınmak ister. Gül Peygamber'in ilahisini sunmak üzere güzel çocuklarımızı huzurlarınızda buyurun. Thank you.
gül aldım elimden için. Şimdi çocuklar gülle alakalı şey okudular ya. Siz birisi giderken, evinizden ayrılırken ona güle güle dersiniz. Anlamı nedir? Kim söyler? Gerçekten evinize biri geldi. Evinize biri geldi. O giderken ona güle güle dersiniz. Anlamı nedir? Gülerek gitmesi. Başka? Olarak öyle zannediyorsunuz. Ben de öyle biliyordum, öyle değil. Kardeşler, gül Muhammed'dir. Muhammed'dir. Giderken insana diyorsun ki Muhammed'e, Muhammed'e. Güle güle, gül Muhammed'dir. Gül Muhammed'dir. Vallahi bugün hani kokan gül var ya, o gülü kokladığınızda sallallahu aleyhi ve sellem derseniz güzel olur. Peygamberimin kokusudur o gül. Hayatta üzerine sinek konmayan tek insan Muhammed'dir. Muhammed'in kokusudur gül. Hani o bahçelerde, köylerde gül var ya, gül kokan gül. İşte o gül esasen, tamam sizin dediğiniz de doğru, güle güle memnun. Ama asıl anlamı gül eşittir Muhammed. Giderken insana diyorsun ki Muhammed'e, Muhammed'e. Git yolun açık olsun Muhammed'e, Muhammed'e. Gül eşittir Muhammed, Muhammed eşittir gül. Ben yavruların bu bölümünden çok etkilendim. Bunu televizyona vereceğim, hocalarına söyleyip size mesaj attıracağım. Canlı yayında bunu izleyeceksiniz. Söz veriyorum. Bu güle güle bölümü çok güzeldi. Yavruların büyük bir ihtimalle, ben bir iki televizyonda canlı yayın yapıyorum ama büyük bir ihtimalle kaç kar televizyonundan bunu yayınlatacağım. Siz de izlersiniz inşallah. Güle güle, güle güle Muhammed'e, 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 Muhammed'e. Çünkü gül eşittir Muhammed. Almanya'da papaza dedim ki, papaza, boşuna yerine insanları kandırmayın ya. Benim peygamberimin hayatta her noktada örneği var. Eşine nasıl davranacaksın? Muhammed'e. Erkekler bir şey sorayım size ya. Ama ya nasıl diyeyim şimdi, hanım da burada ama. Beni çıkın, ben yokum bu soruya. Beni çıkın, bu soruda ben yokum. Gece eşiniz yatağınızdayken, hanım bana müsaade eder misin? Kalkıp da Rabbıma iki rekat namaz kılabilir miyim diye eşinizden izin alan var mı? Adam diyor ki nerede? Nerede? Yok. Ama Muhammed'im, bak hanımefendiler, vallahi dünyada en kibar insan Muhammed Mustafa'dır. Hanımına diyor ki, bana müsaade eder misin iki rekat namaz kılabilir miyim? Hanımına. Dünyanın en medeni insanı, insanlara en büyük değer veren, eğer zamanları varsa, bilgileri varsa, isteyen insanla 24 saat, 48 saat tartışırım. Dünyada insanlara en çok değer veren, kızlara en çok değer veren Hazreti Muhammed Mustafa. Hani bazıları için diyorlar ki şöyle böyle, isim vermeyeyim anlarsınız. Kız çocuklar diri diri toprağa gömülürken, kız çocuğu doğuran ana sofraya alınmazken, tarih konuşuyor ha, kız çocuğu doğuran ana sofraya alınmazdı. Kız çocuğu doğuran ana ayıplanırdı. Kız çocuğu doğuran ana insandan sayılmazdı. Ve o dönemde kızını kucağına değil omuzlarına alıp, şu yaştaki Fatıma'yı omuzlarına alıp Mekke'nin sokaklarında gel bakayım babasının anası diyen adam Muhammed'dir. Babasının anası. Erkekler, kız çocuklara ana demek sünnettir. Vallahi ve billahi kız çocuklara ana demek sünnettir, ana. Gel bakayım babasının anası diye Fatma'yı omuzlarına alıyordu. O dönemde kız çocuklar diri diri toprağa gömülüyordu. Ve Muhammed'in çıktı dedi ki, her kimin iki veya üç kızı, iki rivayet var onu da anlatırım. Her kimin üç kızı olur da onu İslam edebiyle büyütür, helal süt emmiş biriler evlendirirse cennette benimle beraberdir. Bir yaşlı kadın geldi. Ya Resulallah, ben yaşlı bir kadınım. İki kızım var. Şimdiden sonra kız doğuracak yaşta da değilim. Ne dediğimi anlıyorsunuz. Bu sefer Allah Resulü buyurdu ki tamam, iki kız oğlana da öyle. Kız çocuklarına hak veren, hürriyet veren, mirastan hukuk veren
Mustafa'dır. Vallahi zamanım olsa İngiltere, Fransa, İtalya, Danimarka, Almanya, Belçika, Hollanda'yı anlatırım size. 17. 18. yüzyıla kadar İngiltere'de kadınlar nüfus sayımında insandan sayılmıyor. 1900'lü yılların başına kadar Yunanistan'da kız çocuğu doğuran anaya yemek verilmiyor. Fransa'da kızlar insan mıdır değil midir tartışması yapılıyordu. Bundan 1440 sene önce Muhammed Mustafa da dedi ki cennet anaların ayakları altındadır. Ana kızdan olur, doğru mu? Zamanım olsa ikindiye kadar, akşama kadar anlatırım. Ama ne benim zamanım var ne de yavruları bekletecek mecalim var. Bir bakayım hazır iseler sizi yavrularla baş başa bırakacağım zaten. Programın sonuna doğru geldik gibi. Ama daha gelmemişler. Biraz daha bir şey dinleyeyim. Sorusu olan varsa soru sorabilirsiniz bana. İstediğiniz de o kadar soru sorabilirsiniz. Samimi söylüyorum. Bir şey daha söyleyeyim. Çocuklardan bir tanesi Hazreti Yakup'la Hazreti Yusuf'u anlat. Onu söyleyeyim bari. Arkadaşlar, kardeşler, kız kardeşler bir şey söyleyeyim mi size? Hazreti Yusuf kuyuya atıldı. Hazreti Yakup gözleri kör oldu. Siz bazılarınız öyle bilirsiniz ki oğlunun hasretinden gözleri kör oldu. Öyle bilirsiniz değil mi? Böyle bakanım efendi öyle biliyor. Öyle biliyorsunuz. Doğru. Öyle değil ama anlatayım niye. Hazreti Yakup büyük peygamber. Allah'a el açtı. Ya Rabbi Azrail Aleyhisselam'ın bugüne kadar aldığı canların isim listesini istiyor. Hani şimdi gençler biliyor bu internete giriyorsun. Z tuşuyla dokumanı alıyorsun, envanteri alıyorsun ya internetten. Dokumasyonları. Hazreti Azrail, Allah Azrail'e emretti. Bugüne kadar aldığın canların isim listesini git Hazreti Yakup'a ver. Hazreti Yakup bir baktı, aa Yakup oğlu Yusuf yok. Bu ne demek? Yaşıyor. Bu ne demek? Yaşıyor demek de ölmedi. Demek ki ölmedi. Oğlunun ölmediğini, oğlunun hayatta olduğunu bildiği halde ağlaya ağlaya gözleri kör oldu. Hatta tıp daha henüz bulamadı oğlunun kokusunu alma. Şu anda bulunabilmiş değil. Yurt dışındaki yakınlarınızın kokusunu alabilir misiniz? Yok. O dönem bulunmuş. İnşallah bulunacak. Oğlunun kokusunu alıyorum dedi. Hazreti Yakup. Hazreti Yakup'un hanımı dedi ona ki sen kafayı yedin, bunadın galiba. 100 yaşında. Yok dedi, vallahi ben Yakup'un, Yusuf'umun kokusunu alıyorum. Peki Yusuf deyip deyip ağlaya ağlaya gözünün kör olmasına sebep olan olay nedir? Bakın Yusuf sağ, Yusuf ölmemiş. Diğer oğulları dedi ona ki, diğer oğulları dedi ona ki Bünyamin, baba etme eyleme bu sağ ölmedi. Niye bu kadar ağlıyorsun? Ne dedi biliyor musunuz? Yusuf'un bendeyken helali haramı, mahremi namahremi, ahireti biliyordu Yusuf'un bendeyken. Acaba Yusuf'um şimdi hangi kuyularda, hangi fikirlerde Yusuf'um? Onu korkuyorum. Anneler bir şey sorayım size. Sabah okula giden yavrunuz servisi kaçırırsa üzülür musunuz? Bak üzülürüm. Üzülür musun? Üzülürsünüz değil mi? Üzülürsünüz. Peki sabah namazını kılması gereken evladının sabah namazını kılamadı diye üzülüyor musunuz? Anlaşalım Allah aşkına. Allah aşkına anlaşalım. Allah aşkına. Ya İslami tesettürle giyemeyen kızınız İslami tesettürde değil diye üzüntümüz var mı? Trabzonspor gelirdi diye üzülür müsün? Bu adam hemen üzülürüm dedi. Adam orijinal adam. Oğlum namaz kılmadığı zaman Trabzonspor gelindiğinde ki kadar üzülemiyorsan problem var, doğru mu? Güzel anlaşalım. Allah hakkı hak bilip hakça yürümeyi nasip eylesin. Peace in Allah.
üstüne çarpmak gerek. Zamanenin fendini göster, kabaran sular nasıl yıkar bendini. Küçük görme, kor görme yavrucuğum kendini. Yürü, hala ne diye oyunla oynaştasın? Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. 20 yaşında bir çağ açıp bir çağ kapatan delikanlı. Kanı deli değil, delikanlı. Ya ben İstanbul'u alırım, ya İstanbul beni alır diyen delikanlı. Zamanım olsa size İstanbul'un fethini anlatsam. Ama daha önemlisi, daha güzeli geliyor. Yavrular gelecek inşallah. Allahu Ekber. Bu ne ya? Çevgenleri, nakkareleri ve davullarıyla minik mehteranlar geliyor. Minik mehteranlar gelecek. Onları benim en çok sevdiğim Mevlana ve bu bölüm var. Mevlana ve bu bölüm hani dönüyorlar. Geçen sene çok güzel dönmüşlerdi. Şimdi de mehteran takımı geliyor. Hadi bakalım. Hocam hazırlar mı? Peki. Fatih Sultan İstanbul'u geldi, İstanbul'u fethedecek. Son bir toplantı yapıyor, en son toplantı. Fatih, bu fethe karşı olan var mı diye sorar. Çandralı Halep Paşa kalkar. Çandraza mı? Baş çandraza. Ben bu fethe karşıyım diyor. Fatih Sultan Mehmet'in ordusunda ben bu fethe karşıyım. Baş vezir ha. Günümüz anlamında söyleyeyim mi? Cumhurbaşkanı var, bir de başbakan var ya. Cumhurbaşkanı soruyor, başbakan karşı. Fatih Sultan Muhammed Han ordu içerisinde fitne olmasın diye Çandralı Halil Paşa'nın kellesini aldırıyor ve şöyle diyor. Ya ben İstanbul'u alırım, ya İstanbul beni alır. Ya ben İstanbul'u alırım, ya İstanbul beni alır. Hakikaten çok zordur ha. Surlarda yağlı, yağlı fıçılar var. Kızgın yağlarla döküyorlar üstten aşağıya. Dünyanın en güçlü ordusunu yendi. O dönemde Bizans'ın surlarına tırmanmak apayrı bir şey. Ulubatlı Hasan'ın vücudunda ok girmedik yer kalmamış. Molla Güraniler, Akşemseddinler, Molla Husrevler, Fatih Sultan Muhammed Hanlar. İstanbul'u bize emanet edenler, ya Rabbi onları ve bu vatanım için, her karış toprağında şehit kanı olan bu vatanım için can verenleri Muhammedül Emin'ine komşu eyle. Gerçekten samimi söylüyorum. Geliyorlar mı? Hadi bakalım. Hadi buyurun. Hadi. O ne biçim öyle adam gibi bir geliş ya. Hadi. Bakın, sonuçlara bakın, tam ne kadar.
Başka yok mu? Var tabii. Bir tane daha. Hemen açalım. Hadi bakalım. Çabuk çabuk bir tane daha. Hadi bakalım. Bir tane daha isteriz ya. Askeri komutan eden ne güzel komutan diyor diye efendimiz. Şimdi bizim adamlar da hadis okuyacakmış. Sevgili peygamber efendimiz şöyle buyurmuştu.
Ayağı imandan da. Aferin. Sevgili Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştu. Laydılık cennetin emmanı. Söz gezdirenler cennete giremez. Söz gezdirenler, dedikodu yapanlar cennete giremezler. Aferin. Sevgili Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştu. El Kur'an'ın kuvvet Kur'an her yerde devadır. Sevgili Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştu. El selamı kablan kelamı, önce selam sonra kelam. Önce selam verdiniz sonra konuşacaksınız ha. Sevgili Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştu. Es-sadakatü burhanı, sadaka delildir. Sadaka vermek. Biz öyle sevgili Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştu. Bella yarmam la yapam. Merhamet etmeyene merhamet olmaz. O da merhamet etmeyene merhamet edilmez. Sevgili Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştu. El-tuhuru şerrul iman. Temizlik imanın yarısıdır. Temizlik imanın yarısıdır. Çıkın da kamera at. Tamam. Şunu nasıl alacağım? Şapkayı mı alalım? Hadi bakalım. Zübra Halime. Tamam geçelim.
Hayrünnisa. Hanne Esma. Güzelinleri, iyi geceleri tebrik ediyorum. Asıl bunları tebrik ediyorum. Allah'a emanet olun.